Bunlar bir Osmanlı mezarları. Gördüğünüz gibi sağ tarafınıza bakıyorsunuz. Bak gördünüz mü? Var yıldızlı olsun, küllahalarca olsun, sahilde olsun. Yani oradan Türkiye'de buraya girip 3 sene sonra alma şansım yok. En yaşlı zeytin ağacının bulunduğu yerdeyiz. Onun içinde 2000 yıllık geçmişi oldu. Hatta 2200 yıldan bahsediyorlar. Onun şu an müze girişindeyiz. Ve tini ve zeytuni diye başlayan ayet-i kerime sure-i celil'e zeytine yemin ediyor Cenab-ı Allah. Gerçekten zeytin çok önemli. Ve şu an dünyanın en yaşlı zeytin ağacının bulunduğu Karadağ'dayız. Ulşin şehrindeyiz. İşte arkamızdaki zeytin 2200 yıllık geçmişinden söz ediliyor. Tarihe not düşüyoruz. Görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz. Evet, dünyanın en yaşlı zeytininin biz işte Kudüs'te veya Adana'da olduğunu zannediyorduk ama Bar şehrindeymiş. 2300 küsur yıllık olduğu bu sene buradan Türkiye'ye götürüp incelenmiş bir zeytin ağacımız. Evet, Bar Kalesi, tarihi Bar Kalesi'nin ihtişamlı manzarası hemen karşımızda. Bu görüntüler 21 Temmuz 2015 tarihli görüntüler. Bar Kalesi'nin kuruluşları, saat kulesi. Adım adım Karadağ'ı geziyoruz, Balkanları geziyoruz, Adriyatik sahillerindeyiz değerli izleyenlerimiz. Burası Bar şehri ve tarihi Bar Kalesi karşımızda. Belgesel görüntülerle sizleri Bar'a götürüyoruz. Evet, kale duvarından müthiş bir selva ağacının. Evet, tarihi Bar Kalesi'nin içerisindeyiz. Evet, Bar şehri, yeni ve eski Bar. Bar şehrinin hemen merkezinde iki minareli muhteşem cami. Biraz önceki tarihi camiydi kalenin eteğinde. Şu anda burası da iki minareli büyük muhteşem cami. Bar Kalesi eteğindeki o muhteşem tarihi cami. Gerçekten göz ve gönül okşuyor cami. Bar Kalesi'nin hemen eteğindeki cami. Bar Kalesi'ni geziyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Bar'ı geziyoruz. Adriyatik sahillerindeyiz. Burası Karadağ. Başkent Podgorica, Osmanlıca adı ile Tepedöğen şehri ama bulunduğumuz yer Karadağ'ın kültür merkezi, tarih merkezi, Adriyatik sahilindeki Bar şehri. Evet, Bar'ın kalesi burası. Hemen karşımızda muhteşem taş işçiliğiyle göz ve gönül okşayıcı tarihi cami, kalenin hemen yanı başında. Kale ise adeta bir destan, muhteşem iki minareli cami hemen arkamızda. Belgesel görüntülerle devralen farkıyla sizi Karadağ'ın tarihi Bar şehri ve Bar kentindeki tespit ettiğimiz görüntülerle Bar Kalesi'nden baş başa bırakıyoruz. Bir şey değil, buradan dönelim. Evet, Bar Kalesi. Ya güzel buralar ya. Merhaba. Nasılsınız? Türkçe bilirsiniz. Ne? Türkiye'ye selam. Türkiye, ciao. Pozdrav, içine göre. Şu an büyülü bir kentteyiz. Karabağ'dayız. Belki de Balkanların en güzel yerlerinden birindeyiz. Burayı yaşamaya çalışıyoruz. Gerçekten mutluluk verici. Zeytin ağaçlarından işlenmiş. Çok güzel hediyelik eşyalar var. Hemen altında muhteşem bir cami yapılmış. Geziyoruz. Geziyoruz. Osmanlı izlerini sürmeye devam ediyoruz. Muammer Bey'di. Teşekkür ediyoruz Muammer Bey. Değerli dostumuz Rifat Bey ile beraberiz. Bar şehrindeyiz. Eski Bar şehrindeyiz. Gerçekten 17 bin Müslüman yaşıyor. Çok sayıda cami var. Osmanlı mimari eseri var. Rifat Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizler Balkanlar konusunda uzmansınız. Neler söylersiniz Bar şehrinde? Efendim, biz bütün Balkanları gezdirmeye görebildik. Türk halkına, Türk insanına. Bu güzel yerlerden bir tanesi de Karadağ'ın Bar kasabası ve burası da eski kasabası. Ve gördüğünüz gibi kalesinden, camilerinden, yani köprülerinden tamamen bir Osmanlı kasabası.
Çok sayıda Karadağlı var Türkiye'de zannediyorum. Ciddi anlamda Karadağ nüfusu var. Neler söylersiniz onlara buraların bir uzman tur firması olarak? Tabii efendim Karadağ'da bugün Müslüman kardeşlerimiz var. Ancak neredeyse Türk kalmamış diyebiliriz. Ama kendini Türk olarak yazdıranlar da var sayılar tabii, razı olsa değil mi? Tabii ki yani buradaki bütün Müslümanlar kendilerini Türk olarak ifade ederler. Yani eğer Müslümansa Türktür. Evet. Peki ya insanlar geliyor mu buralara? Ne yani buraları insanlar biraz gözünde büyütüyor. Nasıl gidebiliriz, nasıl olur diye. Aslında vize yok. Çok rahat gelinebilir. Tabii. Neler söylersiniz bir uzman tur firması olarak? Bir telefon kadar yakınız. Hemen arıyorlar Koşukavak Turizmi. Yapıyoruz rezervasyonların uçak biletini. Vizesiz Karadağ bugün. Bosna vizesi, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan. Bunlar vizesiz ülkeler. Uçakla Belgrad'da veya Üsküp'e inip tüm Balkan ülkelerini gezebiliyorlar. Değerli izleyenlerimiz, reklam yapmıyoruz. Devralem programını izleyenler, Devralem programına gönül verenleri gerçekten gezmeye davet ediyoruz. Çünkü Yüce Yaradan siz gezmez misiniz, ders alın diyor. Hele Karadağlılar, Balkanlılar gitmiyorsa vefasızlık yapıyorlar. Evet. Koşukavak Turizmi'ne gidin diyorum, reklam değil. Ben tabii, bekleriz. Peki. Ve bugün çok ünlü iş adamlarımız da Karadağlı olarak Türkiye'de vardır. Öyle mi efendim? Tabii, kimler var? Tabii mesela Şarık Tara Karadağlı'dır. Öyle mi? Tabii. Setefa'nın. Enka Holding'in sahibi Şarık Tara, evet. Evet. Ve Tara Kanyonu Karadağlı'dır. Tara Kanyonu da Avrupa'da en derin kanyonlardan bir tanesi. Çok 1000 küsür metre derinliği olan bir kanyon. Görmeye değer. Nerede bu Karadağ Kanyonu? Hemen buradan Bosna tarafına giderken kuzeyde üzerinde. Bar şehrinin en eski tarihi çeşmesiymiş. Burada Hasan Dede türbesi var. Hasan Dede denilen kişi Osmanlılar zamanında bura fethedildiği zaman buranın ilk kadılığını yapan değerli bir zatmış. İki cami var şu anda. Birisi aktif. TİKADAP'ın tarafından Türkistan Birliği maaşını veriyor çalışanların. Diğeri de dergah sadece cuma günü akşam namazı ile yatsı namazı arasında zikir yapılan bir camimiz daha var burada. Tamamen tarihi dokusu korunarak restore edilmiş ve aşağıda TİKA'nın açtığı aşağıki büyük camide TİKA'nın açtığı kursta bu camide çalışan görevli Türkçe öğrenmiş. Bize çok güzel Türkçe izahatta bulundu. Sorduk ona nereden bu Türkçeyi öğrendi diye. TİKA'nın açtığı kursa gittim. Buradan da şunu anlıyoruz ki TİKA Osmanlı'nın terk ettiği coğrafyalarda çok değerli hizmetler yapmaya gayret eden bir kuruluşumuz. Tebrik ediyorum kendilerini. İsim soy isim? Hasan Suçmaz efendim. Tıpkı Balkanlardaki çeşmeler gibi ve bir dostumuzu da yanımıza çağıralım. Rifat Bey şöyle buyurun. Bu çeşmeden bir medeniyetin tarihi akıyor. Osmanlı medeniyeti tarihi akıyor. Ondan şöyle elimizi yüzümüzü yıkayalım. Kana kana su içelim. Değil mi Rifat Bey? Tabii. Susuzluğumuzu değil, tarihe hasretliğimizi gideriyoruz. Aziz ecdada hasretliğimizi gideriyoruz burada Bar şehrinde. Neler söylersiniz? Efendim Bar şehri Karadağ. Ulusundan sonra gelen güneydeki ikinci büyük şehri. Burada gördüğünüz gibi camilerimiz Müslümanların bol olduğu bir yer. Camilerimizi görüyorsunuz. Burada kalede dahi iki tane cami var. Bir de aşağıda iki minareli camimiz var. Gördüğünüz gibi camilerimiz... Müthiş değil mi? Müthiş. Evet değerli izleyenlerimiz, gitmediğiniz yer sizin değildir diyoruz. Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır diyoruz. Tarihi de tarihin yazıldığı yerlerde araştırmak gerekir diyerek yollardayız. Devralem'le Koşukavak'a teşekkür ediyoruz. Koşukavak Turizm'de geldik buralara, bara. Aziz ecdadın ve aziz ecdada vefa borcunu ödüyoruz. Sizleri de bar şehrine götürüyoruz. Devralem farkıyla bardayız. Siz eski bara geldiniz. Eski bar kalesi Osmanlı kalesidir. Bar şehri turist bir yerdir. Kaç cami var burada? Şehirde 13 cami var. Şimdi geçen yılda yeni İslam merkezi, büyük İslam merkezi açılmış. Bakanınız TİKA. TİKA çok yardım etmiş. 13 milyon euro fazla para vermiş. Bu caminin ismi nedir efendim? O camiye Şkanyeviç Bey camisidir. Bu cami
Ömer Paşa'nın camisidir. Osmanlı Paşa'sın bunları. Ömer Paşa. Ömer Paşa. Evet. Ne kadar Müslüman yaşıyor dediniz? 17 bin. 17 bin Müslüman. Evet. Ne söylersiniz? Türkiye'ye bir mesaj verir misiniz? Neler söyler? Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Halkınız çok seviyoruz. Her zaman da siz hoş geldiniz. Türkçe'yi nasıl öğrendiniz? TİKA Türkçe kursu organize ediyor şehirde. Geçen yıl da Türkçe öğrenmeye başladım. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr